الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam Guşeyri'nin Risaletul Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim büyüklerin hayatlarını bitirmiştik ve tasavvufi terimlere başlamıştık ki onlardan halı ondan sonra vakti neyi makamı hep okumuştuk. Bir diğer tasavvufi terim olan ise el-kabtu vel-bast. Kabut ve bast hali. Kabut kelime olarak darlık demek. Bazı zaman dervişe bir darlık gelir. Bir sıkıntı gelir. Ne yapacağını bilemediği gibi bazı zaman da öyle bir şey yapar ki ya ben bunu nasıl yaptım? Bunu yapmamam gerekti. Dediğin hal ya. Bast ise açılma genişlik hali. Kaptın tam tersi. Ruhen, kalben geniş olmaz. Herkese, her şeye, her insana, her duruma, her hale tahammül gösterebilmesi yani. Terim olarak ise kapt içinde bulunduğu şeylere karşı arzularını büsbütün yitirmesine neden olacak. İçinde bulunduğu şeylere karşı arzularını büsbütün yitirmesine neden olacak ve bir gayeye yönelmesini engelleyecek şekilde nefsin hüznüdür ya. Yani kendi içinde bulduğu hali yitirmiş. Bir başka tabirle de hiçbir hedefi gayesi de yok. Oturmuş adam böyle bitmiş ya. Ne yapacağını, ne edeceğini de bilmiyor. Nefis adeta daralmış ve bir şeye dair etkinlikte bulunma ve bir şeyle mutlu olmada geri kalmış. Ne bir etkinlik yapmak istiyor, ne de bir mutlu olma hali var. Buna ne deniyormuş arkadaşlar? Hop. Bazı zaman her dervişte, her insanda, Müslümanda olur. Sabrederse, o hal geldiği halde sabrederse, kendisine verilmiş olan virtlere, zikirlere devam ederse, o hal bir süre sonra geçer. Ne olur? Bast hali gelir yani. Bast ise arkadaşlar, feyizleri kabul etmeyi sağlayacak şekilde nefsin neşe, mutluluk, dinçlik ve sevinç duyduğu bir halde olmasıdır. Bu da bast. وَهُمَا حَالَتَانِ بَعْدِ التَّرَقِّ الْعَبْدِ عَنْ حَالِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ Kabt ve bast hali, yani havfun ve recanın üzerindeki bir makam halidir. Havf, korku, reca, ümit yani. Korku ve ümit arasında bast da darlık ve açılma hali. Bu haller yani kapt ve bast hali havf ve recanın üzerinde bir makamdır.
Semi'tul ustaz Ebu Ali Dakkak dakala ba'duhum ala Ebu Bekir el-Kahtabi ve kâne lehu ibnun yeta'ata ma yeta'atahu şebbân. Ebu Bekir el-Kahtabi diyor ki el-Kahtabi Ebu Ali Dakkak Ebu Bekir Gahtabi'nin yanına girdim ki onun diye bir çocuğu vardı ki o çocuk da ne durumda yani oyun çağında şu çocukların oynadığı gibi böyle bir halde işi gücü oyunla. وَكَانَ مَمَرٌ هَذَا الدَّاخِلَ عَلَى هَذَا الْاِبْنِ فَاِذَا هُوَ مَعَ اَقْرَانِهِ فِي اِشْتِغَالِهِ بِبَطَالَتِهِ فرق قلبه للقحطبي وقال مسكين هذا الشيخ كيف ابتلي بمقاسة هذا. Çocuk normalde bir alimin çocuğunun diyor böyle olmaması gerekir. Yani çocuk belli bir yaşa gelmiş ama daha oyun eğlence peşinde. Oyun eğlence peşinde. Tabi bu tür durumlarda arkadaşlar kimseyi aman ha aman kınamayın ya. Filanın çocuğu şöyle ya hiç kendine yakışmıyor. Filanın çocuğu hele bak hele şöyle diye hiç kimseyi kınamayın ya. Çünkü çocuğu terbiye eden, akıllandıran, kendi yoluna sevk eden Allah-u Teala. Kimsenin elinde şeyhin oğlu olması veyahut da seyyidin oğlu olması veya alimin oğlu olmasının hiçbir alakası yok ya. Kalpleri evren, çeviren, yönlendiren Allah-u Teala. Sizlere dua etmek düşer. Onun için böyle durumları gördüğünüz zaman ne kınayın ne hakkında konuşmayın. İşte o mübarek de diyor böyle bir durum oldu. Çocuğun yanından geçerken baktım çocuk yani ilimle, medreseyle, tallabtulla, okulla meşgul olması gerekirken daha çocuklar gibi oyun halinde. Ben de diyor dedim ki diyor وَقَالَ مِسْكِيُنُنْ هَذَا الشَّيْفِ كَيْفَ بْتُلِيَ بِمَقَاسَةِ هَذَا. Ya hele şu şeyhin durumuna bak. Nasıl bu çocukla imtihan olmuş ya. فَلَمَّا دَخَلَ الْقَحْتَبِي وَجَدَهُ كَأَنَّهُ لَا خَبَرَ لَهُ عَمَّا يَجْرِي مِنَ الْمَلَاهِ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ وَقَالَ فُدِيتُ مَنْ لَا تُؤْثِرُ فِيهِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِ. Şeyhin yanına giriyor ki şeyhte de hiç böyle bir hal yok ya. Yani adam girerken kendi kendine kasıyor, kapt hali var, sıkıntı ediyor. Şeyhin yanına girdiği zaman şeyhte hiç öyle bir hal yok yani. Bast halinde şeyh. O da giren Ebu Ali Dakkak şey sana diyor ruhum feda olsun senin yoluna ya. Yani dağların kara dağlar gibi, dağların başı gibi. Yani Şeyh Efendi hiç o halle bir alakası yok. O zaman fakal el-Kahtabi diyor ki Şeyh Efendi inna kad hurrirna an rakkil eşyai fil ezel. Biz diyor ilahi lütufla ezelde eşyanın köleliğinden kurtarılmışız yani. İlahi lütufla Allah-u Teala ona lütfederse döndürür. Lütfetmezse sıkıntı edip, darlık edip bunu kapt haline dönmenin hiçbir hali yok diyor. O fil cümle özetle diyor, derse diyor İmam Guşeyri kabdu kullu ahadin ala hasebi bastihi ve bastu kul ala hasebi kaptihi ve bastuhu ala hasebi kaptihi. Herkesin bastı da kaptı da herkesin bastığına göre yani genişliğine göre veyahut da kabdına göre. Onun için o bast, kapt hali geldiği zaman arkadaşlar, kapt hali geldiği zaman unutmayın yani donukluk, donukluk, sıkıntı, ruhen, kalben sıkışmanız yani. Böyle bir hali geldiği zaman yapmanız gereken sabır ve sabırla beraber Allah-u Teala'dan yardım dileyip verdiğinize, evradınıza ne yapmanız? Devam etmeniz. Bu kabt ve bastı. Bir diğeri el heybetu vel unsu. Heybet
ve ums. Heybet, kendinden geçme. Heybet hali, kendinden geçip kaybolma. Adam kendinde değil. Bazı zaman görüyoruz ya, arkadaşlarda mesela bir zikire daldığı zaman, bir şevkle gittiği zaman adam kendinden geçiyor ya. Kendinden geçiyor, zikire dalıyor, kimse tutamıyor, kimse dinlemiyor. Bu ne? Bu heybet hali. Bir de ne var? Üns de yakınlık. Üns de yakınlık. Heybet halinde kişi aynı o zikirde olan kişi gibi sekrani olur biraz. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmez yani. Üns halinde ise, üns halinde ise kişi daha aydın olur. Ne yaptığını, ne ettiğini bilir yani. وَهُمَا فَوْقَ الْقَبْطِ وَالْبَسْطِ. Bu makamda, kapt ve bast makamının üstünde olan bir makam. Heybet ve üns, yakınlık bağı. Ünse yaklaşmanın özü denilmiş arkadaşlar. Allah'a yaklaşmanın özü. Ünsiyet kurmaya. Heybet, ürkme, korkma anlamında. Allah'ın celalının kalpte müşahede edilmesinin izi. Allah-u Teala'nın celalinin kalpte müşahede edildiği zaman işte o insan ne yapar yani? Ne yaptığını, oturduğunu, kalktığını, gittiğini bilmez yani. Buna heybet deniyor. Üns ise Allah'a yakın olmuş, ne yaptığını, ne ettiğini bildiği bir durum ya. Yani. وَحَقُّ الْهَيْبَةِ الْغَيْبَةِ فَكُلُّ هَائِبٍ غَائِبٌ. Her heybet diyor, kendinden geçme manası. ثُمَّ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْهَيْبَةِ حَسَبٍ تَبَيِّنِهِمْ فِي الْغَيْبَةِ وَحَقُّ الْاُنْسِ صَحْوٌ بِحَقٍ. Hak ile ayıklık demek. Üns. Hak ile ayıklık yani. İmam Cüneyd-i Bağdadi demiş ki: "Kuntu esma'u serri yaqulu yablughu al-'abdu ila haddin law duriba wajhuhu bi sayfin lam yashur." Yani Sırrı Sakati demiş ki kişi diyor eğer öyle bir hale ulaşır ki öyle bir hale ulaşır ki eğer yüzüne diyor kılıç vurulsa bile mi hissetmez ya. Yüzüne kılıç vurulsa bile mi hissetmez ya. Ne halinde bu? Heybet halinde. Edne mehallil ünsi, yani ünsiyetin en düşük makamı demişler. Yani ünsiyete erdiği zaman kişi, Allah-u Teala yakınlığa, dostluğa erdiği zaman ennehu lev turha fi lava lem yetekedder unsuhu aleyh. Yani ateşe, yanan ateşe bile atılsa hiç hali değişmez yani. Ünsiyet halinde olduğu zaman. Hocam hata edersem düzelt bana. Şeyh'im Muhammed Said Hoca bizim hocamızdı Suriye'de. Hem de burada hadis hocamız inşallah. Bir diğer arkadaşlar ettevacüd elvecdu elvücud. Yani telaffuzları bile zor ve anlatılması daha bambaşka bir zor yani. Tabi de ehil de olmadığımız için, anlatmaya ehil de olmadığımız için, yoksa hal ehlinden bunlar anlatılsa, dinlenirse İnsan haldan hale girer. Ettevacüd arkadaşlar, tevacüd kendi ihtiyarı ve çabası ile vecde ulaşmaya çalışmaktır. Tevacüd kendi ihtiyarı, kendi gayreti, kendi çalışmasıyla istidâul vecdi bi darb ihtiyar. Yani kendi çabası gayretiyle bir yerlere ulaşmak. Mesela
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Allah Resulü'ne "Ubku fe illem tebku fetebakau." Yani ağlayın. Ağlamaya çalışamazsanız bileme. Yani ağlamış kimi yap. Ağlamış kimi yapın. İşte teveccüde bir şeyleri zorlamak yani. Derviş erbabı gibi, dervişler gibi olmaya çalışmak. Yani bir insanlar zikir halinde olduğu zaman, yani onlar gibi olmaya, bir haller geldiği zaman onlar gibi olmaya çalışmak. Onların yaptığını yapamam, o hale giremiyor ama fakat onlar gibi olmaya gayret etmek. Vecd ise senin bir kastın ve çaban olmaksızın aniden karşılaştığın ve kalbe gelen haller. Vecd. İnsan vecde geldi derler ya, yani kişinin bir çabası, bir gayreti olmadan bir anda yapmış olduğu ibadetlerle, virtlerle Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu bir şeyler yani. Vecid, Allah-u Teala tarafından verilen ilahi bir lütuf. Hikaye olunmuş ki لِيَبِي مُحَمَّدِ الْجُرَيْرِي اَنَّهُ قَالْ كُنْتَ عِنْدَ الْجُنَيْدِ. Muhammed ibn Cüreyd diyor ki ben diyor Cüneyd-i Bağdadi'nin yanındaydım. وَهُنَاكَ اِبْنُ مَسْرُوكُ وَغَيْرُهُ. O mecliste de İbn Mesruk ve diğer birkaç tane daha alim vardı. Ve thumma qawwal, oradan ilahicinin birisi, inşaatçının bir tanesi okumaya başladı. Hani bizim bazı derviş kardeşlerimiz var ya, işte özellikle Fariki kardeşler, Farikiler olduğu zaman, bazı cemaatin olduğu zaman bir hemen ilahiye başlayınca ne yapanlar da hemen Allah 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 demeye başlarlar ya. Bir tanesi başlayınca İbn-i Mesruk, fakam İbn-i Mesruk ve gayruhu, diğerleri kalkmışlar, zikire başlamışlar. Aynı Fariki kardeşlerde olduğu gibi. Ve Cüneyd sakin. Cüneyd-i Bağdadi ise sakin bir şekilde. Fekultu ya seyyidi mâ leke fissemâin şeyun. Yani bu insanlarda bir hal olduğu halde sende niye bir hal yok ya? O zaman fakam Cüneyd-i Bağdadi ne yapmış? Ve teral cibâle tehsebuhâ camideten ve hiye temurru marras sihab. Yani sen diyor dağları görürsün, zannedersin ki o dağlar yerinde duruyor. Halbuki o dağlar diyor ne yapar diyor, sanki bulutların yürüdüğü gibi gidiyor yani o dağ. Bizim diyor böyle sakin durmamıza bakma, bizim içimizde ne bulutlar var yani. Cüneyd-i Bağdadi de ona yani. El-vecd ma yusadefu kalbeke. Vecd, kalbine gelen şeyler. Ve yaridu aleyke bila taammulin ve la bila tekellufin. El-vecdu el-musadefe. Vel-mevacidu semaratul evrat. Kalbe gelen şeyler, çekmiş olduğumuz virtlerin meyvalarıdır diyor. Kalbe gelen vecdler, ilhamlar, aşklar, o çekmiş olduğumuz evratların meyvelarıdır. فَكُلُّ مَنْ اِزْدَادَتْ وَظِيفَتُهُ اِزْدَادَتْ مِنَ اللّٰهِ لَطَائِفُهُ. Kim evradına, virdine, zikrine daha çok devam ederse Allah'tan gelen lütuflar daha da artar diyor. Allah'tan gelen lütuflar daha da artar. Onun için virde olmayan arkadaşlar, virde edinsin genlere. Semi'tul Üstad Ebu Ali Rahimahullah, Ebu Ali Dakkak'tan şunu işittim diyor. El-validatu min haythul evrat. Validetler virtlerle beraber gelir. Virtlere devam ettin mi? Sabah, akşam, öğlen, ikindin, arabada giderken, gelirken, kendi kendine virtlere devam ettin mi, sana da varidatlar gelir yani. Kalbine ilhamlar, vecdler doğar. Nasıl geldiğini, nereden geldiğini bilmezsin.
Men la virde lehu bi zahirihi. Zahirinde bir adamın virdi yoksa, yani çekmiş olduğu bir tesbihatı yoksa, estağfirullah, 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 Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden abdike ve resulüke nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi sallam. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bir adamın diyor zahirde çekmiş olduğu virtler yoksa, وَمَنْ لَا يِرْدَ لَهُ بِزَاهِرِهِ لَا وَارِدَ لَهُ فِي سَرَائِرِهِ. Onun sırlar hiçbir şey ona gelmez ya. Gizli sırlar ona gelmez. Çünkü zahirde bir şey yok, gizli sırlar gelsin. Gizli sırların gelebilmesi için virdi zahirde bir virdi olması gerek. Estağfirullah ya Rab, estağfirullah ya Rab, estağfirullah ya Rab. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim diye La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az-zalimin. Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midada kelimatihi. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi zahirde bir virdi yok ki sırlar gelsin yanına. وَكَمَا أَنَّ مَا يَتَكَلَّفُ الْعَبْدُ مَا يَتَكَلَّفُهُ الْعَبْدُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ ظَاهِرَةٍ يُوجِبُ لَهُ حَلَاوَةَ الطَّاعَاتِ. İşte bunun gibi diyor. Kişi nasıl ki zahirini ibadetlerle, taatlerle süslerse, ibadetlerle kendi kendini zahirini süslerse, o ibadetlerden haz alır, zevk alır. فَمَا يَنَازُلُهُ الْعَبْدُ مِنْ اَحْكَامِ بَاطِنِهِ يُوْجِبُ لَهُ الْمَوَاجِبِ. Kişi batınlarına bir şey geldiği zaman o gayretindendir. فَالْحَلَاوَاتُ ثَمَرَاتُ مُعَامَلَاتُ وَالْمَوَاجِبُ نَتَائِجُ الْمُنَازَلَاتِ. Tatlılıklar, bütün güzellikler, meyvelikler kişinin neyi yapmış olduğu muamelelerden. Muamelelere devam ettiği zaman o vacitler de ne gelir? Allahu Teala kendisine bazı şeyleri kalbine, gönlüne doldurur. Ve tertibu hâzel emr, bu emrin tertibi şöyle demiş mübarek İmam-ı Şerif. Usulun, İlk önce niyet edecek. Yani bir yola, Allah'a, peygambere, peygamberin yoluna, velilerin yoluna bir niyet edecek. Sümme vurudun. Sonra o niyet etti ya, sonra virde olacak, virtler olacak. Virtler olmazsa olmaz. Sümme şuhudun. Sonra şahit şuhud olacak. Sümme vücudun. Sonra Allah'a ulaşacak. Salli ala Muhammed, salli ala Muhammed, salli ala Muhammed. Ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sümme humudun. Sonra diyor yok olması, silinmesi kişinin kendi kendine. Ve bi miktaril vücud yehsunul humud. Hislerin sönmesi haktan ulaşma nispetindedir. Kişi Allah'a ne kadar ulaşırsa kişinin hissi, benliği her şey gider ya. Ama Allah'a ulaşamamışsa kişi ne olur? Kişi de benlik olur ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala inşallah arkadaşlar cümlemize, duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Tabii ben kelime kelime okusam vallahi çoğunu ben de anlamam, siz de anlamazsınız. Ama genel toparlamaya çalışıyorum ki istifade olsun, ben de istifade edeyim, siz de anlayabilirsiniz diye. Çünkü çok hal bunlar ya. Bazı haller var ki arkadaşlar, kitaplar yazmaz, kitaplara dökülmez, kitaplar onu yazamaz, tercüme edemez, tefsir edemez. Bazı haller var ki.
cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Kuşeyri'nin ruhu için ve bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, hastalıkları ve hastaları olan kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle, El-Fatiha.